Her ne kadar videosunu ilk yapan kanallardan biri olsam da daha önce yaptığım Squid Game inceleme videosu için çok geç kaldığımı düşünmüştüm ama meğer ben o videoyu çok erken çekmişim. Yani sanmıştım ki yine sıradan bir, çok izlenen ve konuşulan bir dizi vakasıyla daha karşı karşıyayız. Ama sonra fark ettim ki dizi sadece konuşulmuyor. Artık korkutucu bir şekilde yaşanıyordu. Onun bu olimpiyat logosu gibi oldu. Kalp çıktı yuvarla. Ya hayır ya. Yuvar. Garibolize de lüzerde. Yağla balladı. Çıkarmaya çalışın. Şu anda son kalan 2 dakika. Ben kim gitti? Hep kırmızı ışık. Nerede yaşıyorsunuz? Kahve istiyorum ben. Mola istiyorum. Mola. Dizilerin insanları ne kadar etkilediği konusunda zaten uzun zamandır videolar yapıyorum. Hatta bu konuda yaptığım bir özel video da var. Ama az sonra anlatacaklarım buna öyle bir örnek olacak ki bundan sonra yaptığım her dizi eleştirisini sadece bir dizi eleştirisi olarak değil aslında bir toplum eleştirisi olduğunu anlamanız çok daha kolay olacak. Yani olur da yine ileriki zamanlarda bir videomun altında izleme abicim o zaman zorlanma diyen bir vizyon gurusu görürseniz ona bu videonun linkini verebilirsiniz. Öncelikle doğruyu söylemek gerekirse olayın buraya kadar gelebileceğini pazar esnafı bile kestirdi, ben kestiremedim. Tabii pazar esnafı yanlış anlamasın, 3 yıldır diziler üzerine yorum yapan biri olarak söylüyorum. Çünkü olay TikTok ve Instagram'daki şeker yapılan ve yalanan videolar kadar masum değil artık. Ve hiç abartmadan şu an dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en büyük ve en olağanüstü dizi olayıyla karşı karşıyayız. Yani bu da durdu bu nesli buldu. Ya Şanlıurfa Belediyesi bile başınız sıkışırsa şu numarayı arayın diyerek bu kartlardan dağıttı. Ne zamanının dallası, ne Game of Thrones'u, ne de başka biri. Olay artık dizilikten çıktı, klinik bir vaka haline geldi. Ve bugüne dek hiçbir okul velilerini bir diziye karşı uyarmak zorunda kalmadı. İşte bu gördüğünüz İngiltere ve İspanya'dan sonra Türkiye'deki bir özel okulunda velilerine gönderdiği bir dikkatli olun çağrısı. Zaten olayın ciddiyetinin giderek arttığını farkındaydım ama bu yazıyı gördükten sonra bir video daha yapmanın zamanı geldiğini düşündüm. Yani az sonra dizinin gençler ve özellikle de çocuklar üzerindeki etkisinden bahsedeceğim ama önce Netflix'in kasasına olan etkisini anlatmak, dizinin ne kadar çok yayıldığını anlamak konusunda biraz daha etkili olabilir sanırım. İşte bu da dünyanın en büyük ironisi olsa gerek. Parasızlıktan dolayı ölmeyi göze alan insanları konu alan dizinin milyarları olan şirkete milyarlar kazandırmasından bahsediyoruz. Hı? Won da değil, dolar. Ama bu işin ne kadar büyüdüğünü gösteren ufak bir kısmı. O halde gelelim şimdi işin tehlikeli ve kaygı verici manevi kısmına. Bakın bu haber Belçika'dan. Dizideki oyunları oynayan ve sonucunda kaybedenlerin arkadaşları tarafından dövüldüğünün haberi. Ama sadece haber Belçika'dan. Bu durum maalesef ki Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde. Tabii bunda yaşı küçük izleyici kitlesinin de takip ettiği YouTube kanallarının da etkisi yok değil. Ve hatta dünyanın en çok izlenen YouTuber'larından biri de bu oyunları oynamak için 456 kişi topladığını açıkladı. Ama emin olun bunlar çok ciddi gibi görünse de aslında işin en hafif kısmı. Çünkü dizideki oyunlara katılmak için aranan telefon numarasının gerçek bir kişiye ait olduğu anlaşıldı ve bu telefon numarasını arayıp gerçekten oyunlara katılmak istediğini söyleyen günde tam 4000 kişi çıktı. Kan dondurucu değil mi? Yani ucunda ölüm olan böyle bir oyuna katılmak ister misin denilse gerçekten katılacak insanların olması. En az Kurtlar Vadisi'nde gördüğü için arkadaşını benzin döküp yakan Türk genci kadar kan dondurucu. Belki dizinin ilgi görmesini şu anda bütün dünyanın boğuştuğu parasızlığı konu almasına bağlayabiliriz belki ama acaba neden artı 18 olarak yayınlanan bu dizi çocukların ilgisini bu kadar çok çekti?
Yani ne oldu da özellikle doğruyla yanlışı ayırt edebilme özelliği, yani o yeteneği henüz çok fazla gelişmiş olmayan bir kitle bu diziye bu kadar ilgi gösterdi. Zaten hali hazırda 7-15 yaş aralığının K-pop gruplarıyla benimseyip hayran olduğu bir Güney Kore kültürünü bir kenara koyuyorum. Mevzu aslında bir dizi kadar basit değil. Şiddet, çocukların oynadıkları bilgisayar oyunlarının neredeyse tamamında. Yani yolda bulduğu taştan kale yapıp ben Muslera'yım diyen çocukların giderek azaldığını, ben 456 numarayım deyip kazanınca arkadaşını döven çocuklarla anlamak biraz geç kalmış bir hareket aslında. Gelelim o halde şu videonun başında bahsettiğim okulların velilere gönderdiği çağrı mektubuna. Çocukların izlediklerini yorumlayacak düşünme becerilerinin yetersiz olduğunu ve bu içerikleri doğru kabul edip yanlış karar alabileceklerini yazıyor. Aman arkadaşlarından geri kalmasın diyerek çocuğuna bu diziyi özellikle izlettirenler bir kenara dursun. Şimdi diyebilirsiniz ki amma da büyüttünüz. Dizi Netflix gibi paralı ve kapalı bir platformda artı 18 ibaresiyle yayınlanıyor. Yani veli de kendine bir profil oluşturup bir de şifre koysun. Bu kadar basit. Ah, keşke çocuk büyütmek o kadar kolay olsa. Keşke Netflix'e şifre koyar gibi arkadaşlarının ağzına da şifre koyabilsek. Keşke bütün insanların cinsel organlar üzerine inşa ettikleri ünlem lugatlarına da bir şifre koyabilsek. Yani kimseye kötü örnek olmadan ve detay vermeden şunu demeye çalışıyorum. Bir diziye ulaşmak sandığınızdan daha basit. Öyle ya, en nihayetinde çocukları saksı da değil, herkes aynı imkanlara sahip olamasa da bir dijital çağda yetiştiriyoruz. Tabii şimdi yanlış anlaşılmasın, şifre koymayın demiyorum. Alınacak önlemler bu kadar basit değil diyorum. Tabii şimdi bu videoya, bu söylediklerime çok gereksiz bakan büyükler de olabilir. Günü kurtarmaya alışmış, dizi deyip geçmeye bayılan, hala anlattıklarıma bir oyunmuş gibi bakanları diyorum. Öyle ya, şu telefon numarasını arayanların çoğu da yetişkindi. Peki ne yapmak gerek? Yani izlediklerimize, izlettirdiklerimize dikkat etmek yeterli mi mesela? Sakın izleme demek. Deyince düzeliyor mu mesela her şey? Yani özetle akşam ezanı okunmadan eve gel demek kadar kolay değil anne baba olmak. Kardeş kardeş oynayın demek kadar kolay değil nasihat vermek. Instagram'dan ünlü anneleri takip etmek kadar kolay değil anne olmak. Tabii ki dizinin popülerliği elbet bir gün bitecek. Dolayısıyla bu tırnak içindeki oyunlar da. Ama yenilerinin de geleceğini, her işini internetten görmeye alışan anne ve babaların çocuk büyütmeyi de internete bıraktığını düşünürsek, korkarım ki içindeki şiddete dur diyen duyguları körelmiş çocuklar kalacak. Ya da kısacası çok acı ama ölmeyi bayılmak zanneden çocuklar.